Müslüman Türk milletinin inancına göre Melhame-i Kübra olarak ifade edilen Hristiyan ve Musevi inancında ise Armageddon olarak adlandırılan büyük kıyamet savaşına çok yakınız. İsrail Filistin'den sonra Lübnan'a gözünü dikti. Sonrasında hedefi Suriye olacak ve en sonunda ise hedefi Türkiye olacak. Zaten halihazırda Türkiye'yi bölmek için bir planları vardı ve defalarca uygulamaya çalıştılar. Kürtler üzerinden Türkiye'yi bölmeye çalıştılar. Bazı Kürt vatandaşlarımız bu oyunu göremese de gerçeği anlayan Kürtler sayesinde bu Siyonistlerin planları başlarına yıkıldı. AK Partili savcı Sayan sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Sayan, Siyonist İsrail'in Kürtleri kışkırtma planını devreye soktuğunu belirtti. Türkiye'yi en sona bırakacaklar. Türkiye'nin bölgede ittifak yapacağı veya Türkiye'de bir saldırı olduğunda Türkiye'ye karşı yardım getirecek veya ne bileyim Türkiye'ye karşı belli bir pozisyon oluşturacak tüm devletlerin kolunu bacağını kıracaklar. Ekranda Türkiye'nin 22 ilinin hedef alındığı Büyük İsrail haritasını görüyorsunuz. Bu haritaya baktığımızda Türkiye'nin doğu bölgesinin neden karıştırılmak istendiği gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeyle ilgili şunları söylemişti. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. Bu huzursuzluğun sebebi nedir? Bunu incelediğimiz zaman bizim görüşümüz şudur. Dünyada yeryüzü boş değil. Dış güçler var bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun için de Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre yönetiliyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İkincisi ülkedeki huzursuzluğun ortadan kaldırılması için demin konuştuğumuz köle düzeninin, sömürü düzeninin ortadan kaldırılması şarttır. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor, bize. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Ben Hamas'ı Kuvayi Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvayi Milliye'ye de affedersiniz. Eşkıya demediler mi? Asi demediler mi? İsyancı demediler mi? Hain demediler mi? Şaki demediler mi? Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler yüz yıl önce olsa inanın Kuvayi Milliye'ye de terör örgütü diyecekler. Asi, Şaki, Hain diyeceklerdi. Bu millet her zaman mazlumun yanında durmuştur bu millet her zaman mağdurun, garibin, gurebanın yanında durmuştur. Bu millet özellikle de istiklali için, özgürlüğü için, vatanlarını korumak için mücadele edenlerin yanında durmuştur. Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Tarihçi Koray Kamacı ise İsrail'in bu planındaki güncel gelişmeleri şöyle aktarıyor. Şimdi İsrail önce dediler ki sınırlı bir kara harekatı başlatacak yani Lübnan'a. Sonra dediler ki ya Lübnan'a sınırlı bir kara harekatından ziyade geniş kapsamlı bir kara harekatı başlayacak. Şimdi oraya doğru çevirdiler. Hatta onun ismini bile Genel Genelkurmay Başkanı telaffuz etmişti. Kuzeyin Okları diye. Yani onun devamı önce hava harekatı işte kuzey noktaları diye çıkardı ee, operasyonu Lübnan'a yapılan. Sonra kara harekatında da kuzey noktaları iki şeklinde devam edeceğini söylemişlerdi ee, İsrail Genel Kurmay Başkanı Halevi. Şimdi bu bağlamda incelediğimizde bölgede İsrail şunu yapmak istiyor. Kasım ayına kadar bir şekilde böyle sistemli nokta atışı operasyonlar yapıp yavaş yavaş önce ufak ufak Lübnan'ın güneyinden başlayarak Kasım ayına kadar o operasyonlarını böyle bak yavaş yavaş diyorum bakın çok önemli. Kasım ayı başkanlık seçiminden sonra operasyonlarına daha da hız verecek. Yani Kasım ayından sonra bölgede maalesef bu İsrail'in bu alçak Siyonist grubun operasyonları inanılmaz derecede artacak. Bakın bunu göreceğiz. İnanılmaz arttıracaklar. Bunun şimdi inanılmaz bir hazırlığı var. Bunu biliyoruz görüyoruz. Şimdi İsrail... E biz hep bunu diyorduk ya şaka gibi neleri konuşuyoruz. Lübnan hedef zaten bunu diyorduk senelerdir. E Lübnan bak hedef oldu. Bazılarına hayal geliyordu. E şimdi Suriye diyoruz. Olur mu hocam diyorlar? Ya yakında Suriye'ye saldıracak. Başladı zaten ufak ufak. Yine İranlı gruplar, Fatih Tugayları şunu bunu bahane ederek Suriye'de nokta operasyonlar yapacak. Suriye'de çok çok önemli operasyonları icra edecek. Şimdi bunun hazırlıkları var. E Suriye'den sonra Özellikle Birleşmiş Milletler'de utanç dolu. Bak Birleşmiş Milletler'in de yani orada nasıl diyeyim Netanyahu gibi bir si, siyonist e, soykırımcıyı çıktı Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptırdılar. Bir de elinde harita tuttu. Haritaya dikkat. Haritaya dikkat. Konuşmasında özellikle hep İran vurgusu vardı. İran şöyle, İran böyle, İran şöyle, İran böyle. Şimdi İran'a kafaya takmışlar net. İran'ı da Arz-ı kapsamında o büyük İsrail projesi kapsamında İran'a bir şekilde Suriye'den sonra İran'a bir sıçrama bazıları diyor ki sıra Türkiye'de ya bir dakika daha Suriye gelmedi ki sıra Türkiye'ye hemen yazıyorlar daha dur bakalım Demir Leblebi var bak bunlar hiçbir zaman İran'ı sona bırakmaz Türkiye'yi sona bırakır Suriye'ye devam eder oradan efendim İran'a gider İran Mısır zaten onların yani işte Netanyahu açıkladı Mısır'lı olan ilişkilerini Mısır zaten bizim gibi bir şey böyle algısı çıkardı. Türkiye'yi en sona bırakacaklar. Türkiye'nin bölgede ittifak yapacağı veya Türkiye'de bir saldırı olduğunda Türkiye'ye karşı yardım getirecek veya ne bileyim Türkiye'ye karşı belli bir pozisyon oluşturacak tüm devletlerin kolunu bacağını kıracaklar. Türkiye'ye çok sistemli böyle bir... öyle de başlamayacak operasyon. Bak Türkiye'ye başlayacak operasyon öyle bir şey planlıyorlar ki biz ne dedik? İsrail o ee, Lübnan savaşına Ege'den hazırlanıyor. Ege'den hazırlanıyor demiştik. E, Rum, Güney, şimdi bu e, efendim Hasan Nasrallah'a e, vurulmasında o güdümlü füzeler sığınak delici güdümlü füzelerle vurulmasında uçaklar nereden kalktı? Bunu niye kimse söylemiyor? Niye ana akım medya bunu söylemiyor? Biz söyleyelim. Güney Kıbrıs'tan kalktı. Larnaka Hava Üssü'nden kalktı uçaklar. Diyeceksiniz ki hocam olur mu öyle şey ya? Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de Orta Doğu'da bir barış adası gibi değil bir savaş adası gibi davranmaya devam ediyor. Şu anda Güney Kıbrıs bundan çok memnun İsrail ile işbirliğinden. Bak çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Güney Kıbrıs'tan Hasan Nasrallah kim bu uyarmıştı? Güney Kıbrıs'ı değil mi hatırlayın. Bundan birkaç ay önce. Güney Kıbrıs işte böyle olursa bak biz de Güney Kıbrıs'a gerekeni yaparız diye tehdit etmişti İzbullah lideri. Güney Kıbrıs'taki o İsrail yoğunluğu ve bazı üslerden dolayı. Ne oldu? Haklı çıktı Hasan'la. Has, haklı çıksa ne olacak? Öl, öldürdüler adamı. Haklı çıksa ne olacak? Şimdi Hasan Nasrallah'ı öldürdüler. O da enteresan. Aa, bir bakıyorum. <laughs> Suriye'de, şimdi bunu savunanlar da var. Bak çok tehlikeli bir yere gidiyor. Lokma dağıtıyorlar. Tatlı dağıtıyorlar. Böyle enteresan. Suriye'nin belli bölgelerinde. İşte bu Suriye iç savaşı başladığında Hasan Nasrallah'ın işte yaptıkları diyorlar, onu diyorlar, şunu diyorlar. Şimdi o kişiler de çok önemli. Amerika'nın güdümündeki kişiler onlar. Netanyahu'ya bu kadar çok ses çıkarmayan, İsrail'de yapılan operasyonlarda lokma dağıtmayanlar şimdi gidiyor efendim Hasan Nasrallah öldürüldü diye bak ne olursa olsun bırakın mezhepçilik yapmayı. Mezhepçilik yapa yapa zaten İsrail bu şekilde siyonizm içimize çöreklendi. Ne yapıyor lokma? Yarın İsrail sana saldırdığında dağıtacak bir tatlı bir lokma bulamayacaksın. İsrail'in tam istediği insan tipi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yarın oraya gelecek. Suriye'ye doğru kayıyor. Tarsus'tan. Tarsus o Suriye liman tarafından. Aşağı Golan tepelerinin ilerisine doğru devam edecek. Kayacak. Esad da bunun farkında. Esad'a da buradan yani hakikaten Esad da kaşınıyor yani. Bak net söyleyeceğim. Esat çıkacak. Kardeşim sen bir an önce bir an önce devam etsene Türkiye ile görüşme konularını. Şimdi duyuyoruz ki. Şimdi neymiş Türkiye'den sen devam et kardeşim, sen ısrarcı ol. Sayın Cumhurbaşkanı zaten dedi görüşeceğim diye. Yani birilerinin aklına uyup bu akıl Rusya'yı da rahatsız eden bir akıl. Şimdi Rusya'nın da aklından çıkan bir Esad var. Esad'ın aklını karıştıranlar var bölgede. Başta bu Fransızlar olmak üzere işte. Amerika'nın belli grupları. Şimdi İsrail'de. İşte Esata diyor ki, bak devam et diyor bize böyle diyor şey yapma arada böyle hava sahanızı da açın ben istediğim gibi gireyim böyle bombalayayım edeyim. E ya sen seni sana bir şey yapmayacağız. Yani bu, bu, bu mu yani olay bu mu? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in bu planındaki güncel gelişmeleri şöyle aktarıyor. Tabii Lübnan'da meydana gelen patlamalar şu anda yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın bir devamı bir parçası bizim yani savaşın başından beri gördüğümüz bir İsrail stratejisine ilişkin bir gerçeklik vardı o da şuydu İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını bir görecek ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. E, tabi son iki gündür olan e, patlamalar, e, elektronik cihazlarla ilgili. E, yani Bunlar tabi istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen e, operasyonlar. E, belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları e, gerek teknik gerek insan istihbaratı kaynaklarıyla İsrail önceden öğreniyor. Daha sonra e, bunlara paravan şirketler veya başka e, şekilde... Nüfuz ediyor, hulul ediyorlar. Ondan sonra bugünkü şeyle karşılaşıyoruz manzarayla. Bunun bir yeni bir konsept olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok. Ya? Bu daha önce de Bu isparat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey. Ama burada tabii bir farklılık var. Bu büyük bir çapta. Bu büyük bir çapta kullanılıyor. Bu tabi büyük bir çapta olunca çok yani binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan başbakanını da aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de yani Türkiye olarak Sayın başkanımızın selamını da ileterek her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim. O esnada tabii onu da söyledikleri vardı. Gerçekten şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici. Yani İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların giderek daha büyük provokatif bir şekle dönüşmesi ve karşılığında da artık Hizbullah'ın, İran'ın ve diğer onlara yakın unsurların artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi noktaya geldik artık. Yani o konuya gireceğim ama siber güvenlik anlamında dünyada her ülke siber güvenlik tedbirlerini arttırıyor. Özellikle bu son olaydan sonra bu konuda bir hassasiyet oluştu. Türkiye bu durumda neler yapabilir, neler yapacak? E, siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde kurumlarımızda büyük bir farkındalık var. Burada biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlüğümüz var. Aslında bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetleri var. Emniyet teşkilatımızda yetenek var. Şimdi esas itibariyle müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz. Peki teşekkür ediyorum. Ee, gelelim İsrail ve bölge e, meselelerine. Arap Ligi zirvesine de katıldınız. Çok güçlü mesajlar verdiniz. Ee, bölge nereye gidiyor? Sizin bir açıklamanız vardı. Bu olayların sonunda ya daha büyük bir barışa ya da daha büyük bir savaşa Evet. Gideceğiz diye. Nereye gidiyoruz? Yani bölge esas itibariyle hala iki potansiyeli beraberinde taşıyor. Çünkü savaşın başından beri e, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ülkelerinin oluşturduğu temas grubunun, e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeli temas grubunun çok yoğun faaliyetleri oldu. Yani o faaliyetler zaman zaman da kamuoyuyla paylaştığımız faaliyetler. E, özellikle Filistin meselesinin e, unutulmuş tanımını, unutulmuş boyutlarını yeniden gündeme taşımada ve Filistin meselesine nasıl yaklaşacağımızı tekrar önceliklendirmede çok muazzam bir rol oynadı. Orada neyi kastediyorum? Gazze'de yürüyen bir katliam var, soykırım var. Bunu durdurmak için elimden, elimizden geleni yapmamız lazım. Bir taraftan onu engellemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan benzer savaşlar Filistin konulu tekrar etmesin diye iki devletli çözümün tek çözüm olduğu konusunda da muazzam bir çaba var. Şimdi dün mesela BM'de kabul edilen bir karar tasarısı var en son. Biliyorsunuz daha önce BM'de hem Filistin'in devlet olarak tanınması ile ilgili 150'den fazla üyenin kabul ettiği bir karar tasarısı olmuştu. Şimdi de 124 tane üyenin Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı İsrail'in işgal ettiği topraklardan bir yıl içerisinde çekilmelidir kararını onaylayan bir Genel Kurul kararıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada şunu görüyoruz: Aslında Birleşmiş e, Filistin Devleti unutulmuştu. Filistin Devletinin iki devletli çözümün tekrar gündeme taşınmış olması iyi. Bu noktada e, uluslararası toplumda gerçekten çok büyük bir bilinç oluştu. Artık uluslararası toplum şu gerçeği teslim ediyor ve arkasında duruyor. Tamam İsraillere nasıl devlet veriliyorsa Filistinlere de devlet verilmesi lazım. İsrailler nasıl egemenlik ve güvenlik peşindeyse Filistinlere de egemenlik ve güvenlik peşinde olmalı. Bunun ikisinin olmadığı bir yerde. Birisinin egemen, güvenlik için her şey yaptığı bir yerde. Diğerin ise edilgen, baskıya uğrayan, köleleştirilmiş bir toplum olması meselesini artık kimse kabul etmiyor, almıyor da. Ama bunu sürekli yüksek bir sesle vurgulamak, anlatmak ve mücadelesini vermek gerekiyor. Şimdi bir taraftan böyle bir meşruiyet alanı var. Diğer taraftan da Netanyahu'nun batı desteğiyle yürüttüğü bölgede 20. yüzyılın başlarında başlatılmış Filistin topraklarını tamamıyla çalma projesinin son nihayete erdirilmesi projesi de bir taraftan devam ediyor. İki alanda da gidiliyor. Katliam devam ediyor, soykırım devam ediyor. Lübnan'a yönelik tehditler devam ediyor. İran'ın da devreye girmesiyle daha büyük bir savaşın çıkması gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bütün bu riskler de hala hazırda mevcut. Şimdi bunların olduğu bir ortamda e, riski azaltıp çözümü daha da öne çıkartmayla ilgili e, neler yapabiliriz? Bunu sürekli e, çalışıyoruz. E, çünkü e, risk bölgesel savaşla başlayıp neredeyse küresel savaşa erişme potansiyeli taşıyan bir risk. Dün Ürdün'deydik temas grubu olarak. Ürdün Kralı tarafından da kabul edildiğimizde orada da gördüğüm şey şu. Yani gerçekten Ürdün'de Batı Şeria'da son haftalarda olan İsrail operasyonları nedeniyle kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumda. Çünkü artık orada olacak İsrail oldu bittisine sessiz kalmayacağını Ürdünlüler artık hem dostlarına hem uluslararası muhataplarına iletiyorlar. Yani bu da alam verici bir şey. Yani bizim e, şu anda Lübnan'ı düşünürken Ürdün'ü de içine alacak, Mısır'ı da içine alacak. Bölgenin tamamını içine alacak bir e, savaş riski her zaman için mevcut ve Netanyahu e, bunu e, durdur yani bunu ilerletmede kararlı. E, vahim olan tabii uluslararası sistemin Özellikle Amerika'nın bunu durdurma konusunda herhangi bir aracının ve yeteneğinin olmaması. Uluslararası sistem bu noktada bir araya gelip İsrail'in soykırımını durduramıyor. Fakat bu çatışmalar da gittikçe derinleşiyor. Siz Filistin devletini artık daha yakın mı görüyorsunuz? Filistin devletine uluslararası düzeyde daha yakın bir noktada mıyız? Bu çatışmaların ardından Filistin çatışma devletine sürecinden. şu anda bir veto uzaklığındayız. Sadece dünyadaki yani 200'e yakın ulus devletin çoğunluğunun tanıdığı, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin itiraz etmedi sadece Amerika hariç bir devlet konusu var. Zaten tanıyan devletler Filistin'le devlet ilişkisini sürdürüyorlar. Yani Filistin'in devletleşmesi, devlet olarak tanınması ve işlemesi konusundaki hukuki ve uluslararası tanınılık konusunda aslında çok şükür bütün aşamalar hemen hemen BM Güvenlik Konseyi hariç tamamlanmış durumda. Problem ne? Problem İsrail'in devam eden soykırım ve işgalinden dolayı Filistin Devleti'nin kendi egemenlik haklarını ve organlarını kullanarak kendi kendini yönetmesiyle ilgili bir şu anda sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ee, Tabi İsrail iki devletli çözümü özellikle Netanyahu'nun olduğu dönemde unutturarak e, de facto durumu uluslararası sisteme kabul ettirmeye çalışmıştı. Maalesef ve maalesef e, yani bazı yani Filistinliler de özellikle tabii imkansızlıktan dolayı yani işte Filistin e, yönetimi olarak kalalım, bize ne kadar e, imkan veriliyorsa bu verilen imkanlarla bu işi götürelim. Ne kadar toprak kaldıysa onu götürelim gibi bir e, kabul edilmişlik içerisinde oldukları için onlar da aslında bu projeye biraz da dolaylı da olsa hizmet ettiler. Şimdi gelinen noktada bu hikaye tekrar başlangıç noktasına dönüyor ve olması gereken noktaya dönüyor. İnsanlar, çünkü Filistin meselesi Kudüs'ü de içerdiği için sadece Filistin'de yaşayan Arap kardeşlerimizi ilgilendiren bir konu değil. İslam coğrafyasının tamamı ve ötesini ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla burada e, İslam coğrafyasının hassasiyeti, Müslümanların hassasiyeti, toplumların bu konudaki hissiyatının devletler tarafından politikaya dönüştürülmesi ve uygulamaya konması şu anda iki devletli çözümü tekrar gündeme çok güçlü bir şekilde getirdi. Efendim, e, İsrail-Filistin meselesini son soruyla artık e, geride bırakmak istiyorum. O da şu İsrail bu savaşı nasıl bitireceğini biliyor mu? Planı var mı sizce? İsrail e, bu savaşa nereden bakıyor? E, bence o soruyu sormak gerekiyor. Yani bu savaşı e, siyasal bir çözüme götürmek için ve e, kalıcı bir barış için mi istiyor? Yoksa bu savaşı klasik savaş yöntemlerini kullanarak tırnak içinde tehdit olarak gördüğü her şeyi elimine ederek, askeri, siyasi, ekonomik diğer yetenekleri kullanarak yine klasik yöntemi uygulamak istiyor. Bizim gördüğümüz İsrail'deki şu andaki fanatik, radikal hükümet, bütün tehditleri yok etme stratejisi gidiyor. Bunun için bütün askeri kabiliyetlerini mobilize etmiş durumda ve bunun için aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'de aşamalı strateji uyguladı. Gazze'den sonra şimdi Lübnan'a geçiyor daha sonra belki başka hedeflere doğru yönelecek. Bunu yaparken Amerika'nın da Batı'nın da desteğini arkasına alıyor. Şimdi buna dur diyecek bir irade ve güç gerekiyor. Uluslararası sistemin bir araya gelip çok geç olmadan buna dur demesi lazım. Ya da İsrail'in kendi içerisinden aklı selim insanların ortaya çıkıp bu çılgınlığı durdurması lazım. Neden? Bu çılgınlık sadece e, Filistinlere zarar vermiyor. İsrail'in ve İsraillerin de geleceğini ipotek altına almış durumda. Bu kadar masumu siz katlederseniz, topraklarını çalarsanız, onursuzlaştırırsanız, bunun üreteceği tepkinin altında siz uzun yıllar kalırsanız ve bu tepki ne zaman, hangi şekilde kendisini gösterecek ve nerede gösterecek bilemezseniz. Bu sizi gelecek 10 yıllar, yüz yıllar güvensizlik sarmalı içerisinde tutacak. Aklı başında olan İsrailli bunu görüyor. Ama şu anki hakim zihin, fanatik zihin e, aklı selimden uzak, e, tamamıyla yok etmek üzerine dizayn edilmiş bir politika uyguluyor. Şimdi bunun bu şekilde tasvir edilmesi, sınıflandırılması bile fevkalade önemli. Neden? Konu İsrail olunca, konu İsrail'in desteklenmesi olunca, batıda o kadar fazla bir tek düzelik, o kadar fazla e, kendiliğinden üretilmiş hakikat algılayışı vesaire vardı ki insanlar alternatifi bile sorgulamıyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bunun sadece ilgili Müslüman topluluklar nezdinde değil, dünya coğrafyasında sorgulanabilir olması sadece Filistin meselesinde bir haklılık noktasını ortaya çıkarma değil. Artık dünya şunu söylüyor, ezilenlerin, sömürülenlerin, uluslararası sistem tarafından gözleri boyanan bir kamuoyu vesilesiyle tahakküm altına alınan toplulukların artık bir dakika, burada söylediğiniz bütün hikaye yalan, anlattığınız şey kurgu, uyguladığınız politika zulüm. Bunun değişmesi gerekiyor. Değişmezse dediğim gibi çeşitli şekilde bu kendisini gösterecek. Teşekkür ediyorum. Hiçbir savaşta yeryüzünde bebekleri öldürerek kazanılamamıştır. Dolayısıyla İsrail'in çok fazla gideceği bir nokta yok. Yusuf Bey ile devam edelim. Buyurun. E, sayın Bakan, e, dediniz ki bölgede topyekun top savaş riski var. Daha sonra İsrail'in belki başka hedeflere de yöneleceğinden söz ettiniz. Benim sorum Suriye ile ilgili. E, bilhassa Suriye rejimiyle normalleşme konusunda Şam yönetimi sizce zamanı ve konjektürü doğru değerlendirebiliyor mu? Bununla birlikte bizim Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde ön koşulsuz bir irtibat konusu vardı. Bu noktada hangi aşamadayız? Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir normalleşmenin ardından Suriye'de PKK/YPG'ye vereceği desteği sona erdirip Suriye'den çekilmesi durumu söz konusu olur mu? Teşekkür ederim. Suriye ile ilgili değerli arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bir müddet önce yaptığı bir e, açıklama vardı. Burada tabii e, yani siyasi iradenin en üst düzeyde yaptığı bir e, açıklama. E, o da e, Esat'la görüşmeye hazır olduğumuzu ifade etmesi. Şimdi biz Esat yönetimiyle e, yani epey zamandır e, çeşitli formatlarda e, görüşüyor idik. Yani özellikle istihbar yarlıklı askeri ağırlıklı, çeşitli çok taraflı formatlarda özellikle Rusların ve İranların olduğu ortamlarda hep görüşüldü. Fakat şimdi aslında şunu biz tekrar görmek istiyoruz. Özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Türkiye'nin özellikle Ruslarla yaptığı diğer askeri mutabakatlar neticesinde rejimle muhalefet arasında dondurulmuş bir savaş var. Çatışma yok artık. Dondurulmuş durumda bir sessizlik ortamı var. Herkes kendi bölgesinde duruyor. Bu sessizlik ortamında aradan geçen zaman içerisinde biz belli konuların aslında kalıcı olarak çözülmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündük. Tabii burada tarafların bu adımları atması gerekiyor. Türkiye bu savaşta yani rejim ve muhaliflerin savaşında görmek istediği konu rejimi ve muhaliflerin kendi üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve. Bu olduğu zaman özellikle Birleşmiş Milletler kararları uyarınca bu olduğu zaman bizim için sorun kalkmıyor. Yani olay tanımlanırken aslında şöyle çok fazla ifade ediliyor. Yani Türkiye ile normalleşme meselesi. Yani bizimle normalleşmeden de önce yani biz tabii ki ilişkilerin normalleşmeyle ilgili kendi aramızdaki sorun alanlarını yönetmemiz gerekiyor ama bunların başında mesela şunu söyleyeyim yurt dışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci. Yurt dışında milyonlarca Suriyeli mülteci neden var? Kendi halkıyla, muhalefetiyle problemli olan bir yönetim milyonlarca mülteci üretmiş durumda. En çok da Türkiye'de. Bu 3 milyondan fazlası Türkiye'ye gelmiş durumda. 5 milyon mülteci de Türkiye'nin ve Türkiye dostlarının Suriye içerisinde etkin olduğu bölgelerde yaşıyor, rejimin kontrolünün dışında. Biz orada bu sistemi kurmuş olmasaydık 5 milyon insan daha Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Neden biz Suriye'nin içerisinde dost unsurlarla varlığımızı sistematik bir şekilde bu şekilde yapıyoruz? Çünkü hala orada rejimle ilişkilerinde kendisini güvende hissetmeyen 5 milyona yakın bir kitle var. Şimdi bu kitle rejimle barışını, güven ilişkisini tesis etmediği sürece yani bizim daha fazla göç almayla ilgili endişelerimizin izale edilmesi mümkün değil. Bırakın var olanların geri gitmesini gönüllü bir şekilde. Daha fazla göç mültecinin Türkiye'ye gelmesini engelleyecek bir sistem olmuyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Kendi muhalefetinle bir nasıl sistem kuracaksın? Kendi halkınla, milyonlarla nasıl barışacaksın? Git o, odaklanmanız gereken yer burası. Türkiye ile ilgili konu mülteciler meselesi, terörle mücadele meselesi. Bunlar e, bizim çok rahat konuşacağımız ve konuştuğumuz da konular. Çünkü biz kendimizden eminiz, ne istediğimizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o konudaki vizyonu fevkalade net. Kurumlarımız bu konuda son derece bilgili. Yani silahlı kuvvetlerimiz olsun, Milli İspahat Teşkilatı olsun, diplomasimiz olsun. Yani bu konuda yoğun bir koordinasyonumuz var. Ama şu anda ne yapıyoruz? Şu anda getirdiğimiz noktada sürekli dinamik bir şekilde yürüttüğümüz ilişkilerle sorunun daha fazla ileriye gitmemesi bir çatışmaların olmaması ve daha fazla insanın ölmemesi ikincisi daha fazla insanın mülteci olarak çıkmaması şu anda bu ortam buna yarıyor diğer taraftan Türkiye terörle mücadelesini sürdürüyor sizin sorduğunuz Amerika boyutuna gelince Amerika Suriye ile ilgili kendi taleplerinde aslında bu konuyu çok fazla ilişkilendirmiyor Dolaylı olarak nereden ilişkilendirir? Amerika'nın ortaya koyduğu şartlarda özellikle BM şartlarına yönelik bir takım çözümlerin olması gibi konular var. Çünkü Sezar yasası biliyorsunuz Suriye ile il ticari ilişkiler dahil olmak üzere bütün ilişkileri Amerika kendi hukuki normlarıyla yasaklıyor. Kendi hükümranlık alanı içerisinde olan entitelere. Şimdi bu bunun içinde dolarla iş yapan, Amerikan şirketleriyle iş yapan ne kadar e, yapı varsa Suriye ile ticaret yapmada sıkıntı çekiyor. Bu Suriye ekonomisini zaten kötü, oldukça daha kötü durumda tutuyor. Şimdi e, bir de üçte bir tarafı e, Amerika'nın desteklediği PKK YPG üzerinden e, işgal edilmiş durumda. işgal edilen bölgelerde de özellikle Suriye'nin çok işine yarayacak doğal zenginlikler var. Petrol başta olmak üzere. E, Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olmasının ben diğer sorunları da Suriye'nin daha rahatlıkla çözeceğine inanıyorum. Yani orada bir bağlantı var ama çok direkt bağlantı olmayabilir. Tabii İsrail'in bir takım amaçları var. Bu son yaptığı siber saldırı dahil olmak üzere birçok yer Lübnan'da 185 noktanın hedef alınması ve bununla beraber sürekli havadan bombardıman şeklinde İsrail saldırılarını devam ettirmesi aslında İsrail'in de bir takım amaçlarını yavaş yavaş hayata geçirmek için yaptığı hususlar diyebiliriz bunlara. Nedir bunlar? Özellikle hep söylüyoruz. İsrail durmayacak. Hani Gazze veya işte efendim diğer taraflar değil. İsrail bölgesel bir savaşla özellikle o kurulması planlanan ve Netanyahu'yu sürekli bu konuda sıkıştıran İsrail'deki 12 haham meclisinin Büyük İsrail projesini hayata geçirmesi için hani o yaşayanın kehaneti diyor diye Netanyahu. Onu da onlara o söyletiyor. Netanyahu'nun da söylediği gibi yaşayanın kehanetini gerçekleştirmek için o siyonist anlayışta siyonist hedeflerde arz-ı projesini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Bu çok net. Bunun yanında dünyanın diğer kalanında işte Amerika, İngiltere, Almanya Fransa birçok yerde ülkede o siyonist Hahamların sözünün geçtiği önemli ülkelerde yine aynı şekilde buna çanak tutacak. Zaten buna şu anda çanak tutmaya başladılar. İyice hani konu Lübnan oldu, yine ses yok. Konu başka yer oldu, yine ses yok. Yarın Suriye olacak. İşte bakın Golan Tepeleri stratejik yer. Buradan da Suriye'ye doğru harita bakın burada arkadaşlar da verir bunu montajda. Şimdi Arkadaşlar bu haritayı montajda büyük verin. Komple beni alın. Büyük verin. Ben buradan şimdi anlatayım çok önemli çünkü. Hani arkadaşlar oradan görsün. Şimdi orayı verdiğiniz şu an harita ekranda olarak konuşuyorum. İsrail'in Hizbullah'tan çekilmesini istediği hat. Hani sürekli İsrail'in bakın o hatta okla da gösterilen yere özellikle Lübnan'ın güneyi olan, İsrail'in kuzeyi olan bölgeye uzun zamandır İsrail yığınak yapıyor, askeri yığınak yapıyor. Buradaki yığınak boşuna değil. Orada bir siber saldırıyla Hizbullah'ın dikkatini dağıtan, o kaos oluşturmaya çalışan İsrail muhakkak ki bunun arkasından bir kara savaşı başlatacak. Şu an bunun nüvelerini hazırlıyor. Önce siber saldırı, sonra yüksek düzey 2006'daki'nden daha fazla bir şekilde Lübnan, Lübnan'daki hedefler vuruluyor İsrail tarafından. Bunun tek amacı var. O hedefler vurularak kara savaşı öncesi Olayı biraz daha rahatlatmak, İsrail ordusuna alan açmak, İsrail burada bir tampon bölge çerçevesinde, bakın orada görülen yere muhakkak ele geçirip burayı büyük İsrail sınırları çerçevesinde sıçrama tahtası olarak kullanacak. Diğer bölgeleri de. Şimdi buradan yine aynı şekilde bu İsrail İzbulattan çekilmesini istediği hat eğer alınırsa. Böyle bir şey olursa burada bir düşme meydana gelirse. Buradan hemen diğer amaç Golan Tepelerine çok yakın bir şekilde sızmak. Golan Tepelerini istiyor. Golan Tepelerini de çevri çevrilecek. Yani Doğu Akdeniz'e de bir anlamda kıyısını daha da genişletiyor İsrail. Ve bu genişletmeyi de Lübnan'ın diğer kesimlerine de ilerleyen süreçte devam ettirecek. İlerleyen süreçte daha da ileri gidecek. Şimdi mesela bir takım söylemler var. Bu Golan Tepeleri konusunda arkadaşlar harita kalsın büyük verin haritayı. Golan Tepelerinin özellikle geçenlerde... Ee, Irak İslami Direniş Hareketi tarafından yaklaşık bir 2-3 gün önce yoğun bombardımana tutulduğu biliniyor. Ama oradan herhangi bir şey olmadı. Yani özellikle İsrail'in işlerine doğru bu füzelerin gittiği, o hatta demir kubbenin harekete geçtiği, Arov semin harekete geçtiğini biliyoruz. Hayfa şehrine bu anlamda yoğun bir saldırı oldu. Ama Golan Tepelerine tam bir saldırı yok. Yol göstermiş gibi olmasın ama Golan Tepelerine, şimdi bana gelebilirsiniz haritayı alıp, Golan Tepelerine yapılacak güçlü bir saldırı. Orada İsrail'in askeri tesislerinin vurulması İsrail için çok büyük kayıp. Şöyle büyük kayıp. Golan Tepeleri'nin hem dini ezoterik anlamdaki önemi hem de Büyük İsrail çerçevesinde kurulması planlanan Büyük İsrail'in en önemli merkezlerinden biri olması bu anlamda İsrail'e çok büyük bir darbedir. Ama nedense Golan Tepeleri tam manasıyla hala oradaki vekalet savaşı yürüten örgütler tarafından da vurulmuş değil. Ben de bunu anlamıyorum. Demir Kubbe de burada çok etkili olmuyor, etkisiz kalıyor. Hani yol göstermek gibi olmasın ama Golan Tepelerine karşı, oradaki İsrail'in varlığına karşı güçlü bir saldırı başlatılabilir. Harita zaten açık, net. Burada da gözüküyor. Ama şu anda bölgede böyle bir şey yok. İlerleyen süreçte olur mu onu da göreceğiz. İran'dan bir açıklama geldi yine. İran pezeşgen dedi ki bölgedeki diğer Müslüman ülkelere birlik çağrısında bulundu. Gelin dedi bu konuda. Hani birlikte hareket edelim İsrail konusunda. İran da biliyor. Şimdi ben diyor tamam hareket edeyim ama benle beraber birkaç kişi daha gelsin ki ben ölümü göreyim mantığında. Hem de psikolojik savaşı devam ettiriyor İsrail'e karşı. İsrail'de sürekli e, diken üstünde. İsrailli vatandaşlar sürekli diken üstünde. Ama İsrail şuna da çok güveniyor. Şimdi burada Doğu Akdeniz'de kıyılarda Harry Truman dahil olmak üzere... Amerika'nın USS donanma gemilerinin en önemli donanma gemilerinin bölgeye gönderilmesi, birkaçının bölgede olması, hatta e, Suda Deniz Üssü, Girit'teki Amerikan Suda Deniz Üssü'nde hazırlıkların yapılması İsrail aslında bir şekilde rahatlatıyor. Zaten Güney Kıbrıs limanları ve o hat, şimdi öyle bir hat kurmuş ki İsrail her şeye karşı, Hayfa Limanı, Güney Kıbrıs'taki e, gizli Mossad üstünden bahsediyorlar. Üs var, üs ve incirlik. Şimdi burada bağlantı var. İncirlik'ten can suyu Güney Kıbrıs'a oradan o İsrail'e geliyor. İsrail bunlara da güveniyor. Şimdi İsrail yalnız değil bölgede. Ama diğer devli şeyler yalnız. Hizbullah yalnız. Yemen'deki güçler, Husi'ler vesaire yalnız. İran yalnız. Ya bu İsrail ama tek başına değil. İsrail'in arkasında kaç tane ülke var? Ukrayna'nın olduğu gibi. Şimdi bunu aşmak lazım. İslam dünyasında önce bu birlikteliği sağlamak lazım. Ya bu İranlı hocam olmaz. İran şöyle. Ya İranlı olmazsa Ürdün'le olsun diyeceğim. Ürdün ondan beter. Lübnan'la zaten hali perişan. Ben ülke sayamıyorum. Ülke sayamıyorum. Suriye, Irak. Ülke sayamıyorum. Yok. Suudi Arabistan'a mı şey yapacak? Suudi Arabistan İbrahim anlaşmasını yapan Birleşik Arap Emirlikleri mi olacak? Bahreyn mi olacak? Hangi ülke olacak ya? Allah razı. Rızası... Ya bu ne ya haritaya bakıyorum ülke göremiyorum. Yazık. Bir tane var. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye, Türkiye. Evet, Türkiye. Bak onlar da bizden çok korkuyor. Samimi söylüyorum bunu. Hani şövenlik veya ya hocam sen de işte abartı abartma değil. İnanılmaz korkuyorlar. Bak İsmail Hoca da bunu açıklamıştı hatırlayın. Türk'ten korkuyorlar. Yahudiler özellikle bu Siyonist Yahudiler. Türk'ü gördün mü kimyası bozuluyor. Kudüs'te mesela bizimkiler gidiyor işte gazeteciler, turist olanlar falan. Türk'ü bir görüyor İsrail askeri. Çarpılmış gibi oluyor böyle. Ne, ne yapacağını şaşırıyor. İnanılmaz korkuyor bir Türk'ten. Bak bu da çok önemli. Hani biz hep diyoruz ya yarın arkalarına saklanacağı İsrail bir garga tacı bile bulamayacak. İşte o garga tacını bulamayacak ama İsrail'in de bu hoyratlığını bir şekilde sonlandıracak bölgede güç birliğine ihtiyaç var. Yeniden güç birliği ederek o Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin anlayışında, hareketinde net bir şekilde Yavuz Selim'in celalliğinde bir şekilde İsrail'e güce karşı güç prensibiyle Birilerinin de dur demesi lazım. Türkiye burada önce olabilir. Zaten Sayın Hakan Fidan bunu söylüyor. Ya bana bir tane dışişleri bakanı söyleyin. Bu ülkelerin İran'da dahil. Tasması kimin elindeyse tutsun. Yani İsrail'e köpek diyor. Açık konuş. Kimin elindeyse tasmasını tutun diyor. Hani Amerika'ya vesaire. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar o konuşmayı bulursanız verin montajda. Verin. Mutlaka onu bulursanız verin. Çok önemli. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. İşte bak orada da çok güzel söylüyor. Yani tasması kimin elindeyse diyor. Çok haklı Sayın Hakan Fidan. Bir tane adam var mı acaba bunu diyen? Yok. Ondan sonra diyorlar ki efendim Türkiye ne yapıyor? Ne yapsın Türkiye? Türkiye adım atsa Ürdün arkadan saldıracak. Efendim öteki oradan gelecek. Suudi Arabistan güvensiz. E, biz kime güveneceğiz kardeşim? Şimdi evet büyük bir sıkıntı var. Bak e, Yemen. Helal olsun Yemen'e ya. 7 ekimden bu yana çok onurlu bir duruş sergiliyor. Yani bunun videosunu da çekmiştik. Yemen yani Allah razı olsun ya. Allah razı olsun ya. Yemen gibi onurlu bir duruş sergileyen yok ülke yok göremiyoruz. Göremiyoruz. Çok az. Çok az. Herkes her şeyi bir yerden bekliyor. Sorsan Ürdün açıklama yapıyor. Ya Ürdün sen ne açıklaması yapıyorsun? Sen İngiltere'nin oradaki kurdu, oradaki İngilizlerin devlet devlet şeyini temsil eden bir ülkesin ya Ürdün. Kral Abdullah yani biliyoruz senin de nasıl İbrahim anlaşmaları kapsamında madalyalar aldın vesaire ödüller aldın. Yani bu koruyacak yani. E gördük İran'dan atılan füzeleri nasıl durdurduğunu gördük, gördük. Evet çok iyi gördük. Yani hiç konuşmasınlar. Birbirlerini kandırmasınlar. E büyük sıkıntılı bir süreç başladı. İsrail artık net bir şekilde yani güce karşı güç prensibi İsrail güçten anlar. Güçten anlar. Yani çok net. İsrail'i durdurmak için güce karşı güç prensibi artık etkili olmalı. Sayın Bahçeli'nin birkaç gün önce söylediği Kudüs Paktı çok mantıklı. Derinlendiğiniz indiğiniz zaman çok önemli ve çok da derinliği olan bir söz Kudüs Paktı. Ve bir de bu Kudüs Paktı çerçevesinde Türkiye buna önce olmaya hazır ki söylüyor Sayın Bahçeli de, başka ülkeler de bu konuda destek verebilir. İşte bu başka ülkeler aranıyor. Bölgede ülke aranıyor. Bir tane delikanlı birkaç tane ülke gelin oturalım birleşelim bu Kudüs Paktı'nı kuralım bekliyor. Yani Türkiye bunu zaten Bahçeli, Sayın Bahçeli aracılığıyla da söyledi. Bir de ana akım medyada eski askeri stratejist diye işte uzun zamandır görev yapan kişiler var görüyoruz. Bunları zaten biz uzun zamandır izliyoruz. Çok da bir tanesi hariç makbul olduğunu düşünmüyoruz çoğunun. Bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Şimdi o makbul olmadığını düşündüğümüz bir isim geçen çıktı televizyon programında dedi ki Türkiye tarafsız kalmalıydı vesaire. Kim olduğunu biliyorsunuz zaten yorumlara yazarsanız olacak şey değil. Tarafsız mı? Ya orada soykırım var. Yani Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Hani katliamın olduğu, soykırımın olduğu yerde tarafsızlık ne olduğu belli yani. nokta nokta. Yani net. Orada tarafsız mı kalınır ya? Orada çocuk ölüyor. Sen diyorsun ki tarafsız kalmalıydık, şunu yapmalıydık. Tarafsız kalan bir taraf olur. Bir tarafı bellidir tarafsız kalan. Tarafsız kalalım diyenin tarafı bellidir. Hamas'ı bu arada suçluyor çaktırmadan. Haberi yok. Hamas eşittir. Yani Filistin. Filistin üyesindeki bir siyasi oluşum. Yani sanki İsrail hiç bugüne kadar Filistin'e bir şey yapmamış. 7 Ekim'de bir anda Hamas demiş ki dur ben bir İsrail'e saldırayım şey yapayım. Ondan önce yapılanlar var. Basına çıkmayanlar var. Neler neler var Filistin'de. Şimdi sen orada El Kassam Tugayların verdiği onurlu mücadeleyi görmezden geleceksin. Diğer hususları ya bunlar çok sıkıntılı şeyler. Ve bu kişi uzman askeri stratejist falan diye çıkan insan yani. E sen bunu söylüyorsan Tel Aviv'deki adam bayram eder. Washington'daki adam bayram eder. Düşmanı sevindiririz. Yarın hak ile batıl arasında bir savaş çıktığında tarafımızı bilecek kadar cesaretli ve ahlaklı, inançlı olmalıyız. Başka bir şey söylemiyorum.